Şimdi siyer bahsine geldi. Siyer fıkıh kitaplarında uzun uza diye bahsedilir. Siyer ne demek? Cihat meselesi. Bir ordu gitti, bir yerde harp etti. O harp ettiği vakitte mal alır, insan alır. Onun teksimi ne surette olacak, atlı ne kadar alacak, yaya ne alacak. Sonra cihadın hükümleri nedir, tarih İslam nedir, tarih harp nedir? İşte onlara taalluk ediyor. Kitab-ı Siyer. Bu siretin cemi, siretin, siretani siyer. Burada da birçok bablar var. Evvela birinci babdan başladı. Babu el-imam yuridu qital ehlil harp. Hel aleyhi qabli zâlike en yed'uvehum emler. Bu bab neyin babıdır? Bab mudaf. El-imamu yuridu. Bu cümlesi de onun mudafın ileri. El-imamu imam. Halife. Müslümanların halifesi. Yuridu qitale ehlil harb. Ehli harbi de harb etmek istiyor. El-aleyhi. Ona vacip midir? Qabde zalik. Harb etmezden evvel. En yed'uvehum. Onları çağıra. İslamiyeti emla değil midir? Ha, şey mi var ki? Öbür tarafta. Fotoğrafta. Şimdi harbe başlayacak Müslümanlar. Peki öteki cemaate bir ilan yapacak mı, yapmayacak mı? Bildirecek mi, bildirmeyecek mi? Burada da ihtilaflı. Bazıları diyor ki bildirecek, bazıları diyor ki bildirmeden de hareket edebilir. Harp edebilir. Haddesena Ebu Bişir'in عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة diyor ki Peygamber Efendimiz oldu iza emmera raculen ala seriyeti bir cemaate bir adamı emir kıldı mı seriye yani büyük bir ordu değil müfreze. Bir müfrezeyi bir yere gönderiyor. Onların başına birisini emir kıldı mı? قَالَ لَهُ ona dedi. اِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden sen düşmanına mülakı oldun mu? فَدْعُهُمْ onları çağır ila اِحْسَى ثَلَاسِ خِسَالٍ Üç hisarın birisine çağır. اَوْ خِلَالِ Hisalin yahut da hilali. Ravi şek ediyor. İkisi de bir manaya. Üç hasletin birisini birisine davet et. Feeyyetehunne o üçten hangisine ecabuke sana icabet ederlerse ecabuke sana icabet ederlerse iliha o üç hasleten hangisinden birisini icabet ederlerse fakbel minhum onlardan kabul et. Ve küffe anhum onlardan elini çek. Üç hasletin birisini hangisini kabul ederlerse onlar muhayyer. Üd'uhum ilel İslam. Birincisi İslamiyet'e davet et. Fîne cabûke onlar icabet eder Müslüman olurlarsa fekber minhum ve kuffe anhum onlardan kabul et ve elini çek öldürme. Ondan sonra öldürürsen haram olur. Adam Müslümanlığı kabul ediyor. Nasıl öldürürsen? Sümmed'uhum ile tehavvuli min darihim ile daril müslümin. Onlar Müslüman oldular mı? Der ki artık burada durmayın. Dar-ı Harp'te durmayın. Dar-ı İslam'a gelin. Ve akhbirhum onlara haber ver ki ennehum in fealu zalik eğer bunu yaparlar da Müslümanların içine gelir karışırlarsa enne aleyhim ma alel muhacirin enne aleyhim onlar üzerine vardır ma alel muhacirin bir muhacire ne yardım varsa onlara da o yardım yapılacaktır. Ve lehum ma lehum muhacirlerin aleyhine olan şey onların aleyhine, muhacirlerin lehine olan şey onların lehine. Yani bir muhacir muamelesi yapılır. Lehde aleyhde. Feinhum ebeu. Şimdi bu birinci şıkkı. İslamiyeti kabul ettilerse, o İslamiyeti kabul ettikten sonra da mukayyer kılınacak. Gelin dar-ı İslam'a gelin, size muhacir muamelesi yapalım. Muhacirlerine muamele olursa öyle muamele yapalım. Çünkü Müslüman oldular. Onlar deseler ki hayır biz memleketimizden çıkmayız. Müslüman olduk ama memleketimizde kalacağız. Feinhum ebev. Feakhbirhum onlara haber ver ki ennehum ke'arabil müslimin. Müslümanların bedevileri nasılsa
şehirlerde olmayan nasılsa onların hükmünde olurlar, muhacire hükmünde değil. Muhacire yer verilecek, yardım verilecek, beytülmaldan para verilecek. Fakat bedevleri öyle değil. Eğer siz memlekete gelmezsiniz, burada kalırsınızsa Arab-ı Müslümin ne yapılan muamele size yapılacak. Yani beytülmaldan size hisse yok. Yalnız Müslüman olarak kalırsınız. Yücra aleyhim, onlar üzerine icra olunur. Hükmullah, Allah'ın hükmü. Ellezî, öyle hüküm ki yücra alel müminin. Müminler üzerine icra edilen hüküm bunlar üzerine de icra edilir. Çünkü Müslüman oldular. La yekûnü lehum, onlar için olmaz. O yok. Ve la yekûnü lehum, onlar için olmaz. Feyl feyi feyede vel ganimeti ganimette şeyün bir şey. Madem hicret etmediler, beytül malda hakları yok. Ganimette, feyede, yani beytül malda şeyde, ganimet ki düşmandan alınan bir şeyde hisse yok. Ama eğer hicret ederlerse alınan ganimetin beşte biri beytül malın, beytül mal işte onu teksim edecek onlara. Onlarda hisseleri yok. İlla en yücahidû me'al müslimîn. İlla onlar orta kalır da Müslüman ordusunun arasına girer. Onlar da cihad ederlerse bu vakıfta ganimette hakları var. Bir mücahid ne alırsa o da onu alır. Allah Allah. Feinhum ebev en yedhulû fil İslam. İkinci şık, onlar dediler ki biz Müslüman olmuyoruz. Dinimizden dönmüyoruz. Ya Hristiyandır ya Yahudidir, dönmüyor dininden. Feselhum, Peygamber Efendimiz diyor ki sen vakit onlardan iste. Eyata'el cizye. Öyleyse cizye verin. Cizyeyi verin Müslümanlara. Müslümanlar sizi himaye etsinler. Fe'in ecabu. Eğer cizyeyi kabul ederlerse fakbel minhum. Cizyeyi onlardan kabul et. Ve kuffe anhum. Sen onlardan elin çek. Yani onları öldürme, eziyet etme. Cizyeyi verirler, emanda kalırlar. Fe'in ebevi. Cizyeyi de vermediler. Müslüman olmadılar. Cizyeyi de vermediler. Sıra kaç geldi, daha başka birisi yok. Harp geldi. Bu vakitte فَاسْتَعِمْ بِاللّٰهِ, sen Allah'tan yardım talep et ve قَاتِلْهُمْ, onlarıyla harp et. Peygamber Efendimiz işte böyle emrederdi herhangi bir seriyenin emirine. قَالَ اَلْقَمَةُ اَلْقَمَةُ dedi ki فَحَدَّسْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنِ حَيَّانَ, مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ, bunu ben söyledim. فَقَالَ dedi ki حَدَّسَنِي مُسْلِمُ بْنِ حَيْسَمْ, Müslim ibn-i Haysem bana rivayet eyledi. An-Nu'man ibn-i Mukarrin. Nu'man ibn-i Mukarrin'den, o da kimden? An-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den mislehu, eynen bu hadisi şeridin mislini rivayet eyledi. Nu'man ibn-i Mukarrin eshabdan idi. Irak ordusunda gidip de onlar 3-4 kardeşidiler. Mukarrin'in oğulları, bunlar büyük fedakarlıklar yaptılar. İşte birisi de bu. حدثنا ابن مردوك قال حدثنا ابو حذيفة قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله سفيان السوري ده عينا بحديث الشريف روايته الذي غير أنه لم يذكر يالنص شوارك سفيان ذكره لمدي حديث ألقمة عن مقاتل عن مسلم بن هيثم ألقمة مقاتل ده وده مسلم بن هيثم ده روايته الذي وني ذكره لمدي وصوت يمش مقول هيثم ده صوت صوت مرسيم ده سيم ده هي صن صوت هم حدثنا فهد أبو صالح ها وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال كل واحد منهما yukarıda iki senet getiriyor ya, birisini Fehd Ebu Salih rivayet ediyor, ötekinde Ruh bin Ferec Yahya bin Abdullah'dan. Bu ikisi her birisi diyorlar ki haddeseni Leys bin Sa'd, bize Leys bin Sa'd rivayet eyledi. Kale haddeseni Cerir ibn Hazim, ona da Cerir ibn Hazim rivayet eylemiş. En Şabet ibn el-Haccac en el-Gamete bin Mersedil Hadrami fezekere bi isnadi mislehu. Aynen o isnad ile bu hadisi şerifi zikeylediler. Haddesena Yunus kale haddesena ibn Vehbin kale ahberena Yaqub ibn Abdirrahman an Ebi Hazim en Sehl ibn Sa'din el-Sa'idiyye ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lemma vecceha, vaktaki tevcih etti, gönderdi Ali ibn Ebi Talib, Hazreti Ebu Talib'i ila Khaybere,
ve atahu râyete uni alemi bayrağı ona verdi. Fetih olduğu günü. Yani çağırdı Hazreti Ali'yi. Onun da gözleri ağrıyordu. Dediler ki Resulullah seni istiyor. Geldi Resulullah Efendimiz'e, gözlerinde ağrı var idi. Resulullah Efendimiz ağzının bariğini gözlerine sürdü. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bir daha gözlerim ağrı görmedi. O vakitte bayrağı verdi. O vakitte bayrağı verdiği vakitte فَقَالَ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'e dedi ki وَقَاتِلُهُمْ ben onlarla harp ederim حَتَّى يَكُونُوا مِسْلَنَا bizim gibi oluncaya kadar, yani Müslüman oluncaya kadar harp ederim. Ya Müslüman olurlar yoksa ben onları öldürürüm dedi. قَالَ Peygamber Efendimiz dedi ki اُنْفُزْ عَلَى رِسْلِكَ اُنْفُزْ نَافُزْ اَتْ git yani alâ rislike yavaş yavaş, mühlet, mühletle, acele etme. Hatta tenzile bi sahatim, hatta onların sahasına nazil olasın. Yani onlarla tam karşı karşıya gelesin. Sümmed'uhum ilel İslam, ondan sonra onları İslam'a, İslamiyet'e çağır, gelin Müslüman olun de. Ve akbirhum, sen onlara haber ver. Bima yecibu aleyhim min hakkillahi azze ve celle. Müslüman olurlarsa Allahu Teala'nın onlarda bir hakkı var. Onlara vacip. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hac edecekler. Bunları haber ver. Fevallahi Allah'a yemin ederim ki le'en yehdiyallahu bike racülen vahiden. Ya Ali, senin vasitenle Cenab-ı Hak bir adamı hidayete getirse hayrun leke, senin için daha hayırlıdır. Minen tekune leke, sana ora Hümurun na'ami, kırmızı develer. Kırmızı develeri sana vermekten ise bir adamın senin elinde Müslüman olması daha hayırlıdır. Allah Allah. Haddesena Muhammedun Nu'manu Safatiyyü, Safatiyyü, kâle haddesena Hamidiyyü, kâle haddesena Süfyanu, Ömer ibn-i Zer, an ibn-i Ahi, Anas ibn-i Malik, an ammihi, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ba'ata Aliye ibn-i Ebi Talib, Hazreti Ali'yi Peygamber Efendimiz gönderdi. İlâ kavmin bir cemaate ki yukatiluhum, onlarla harp eder. Sünne ba'ate fi eseri, onun peşi sonra gönderdi. Yed'uhu, onu davet eder olduğu halde. Yani çağırdı, tekrar gelsin, gelsin dedi. Ve kâle lehu, geldikten sonra bu adama dedi ki la te'tihi, sen ona gelme min halfihi, arkasından. Vâtihi, sen ona gel, min beyni yediği, ön tarafından gel. Yani gidip de Ali'ye kavuştuğun vakitte arkasından gidip de ya Ali, ya Ali deyip de bağırma. Geç önüne, önünde dur, ondan sonra Resulullah Efendimiz seni istedi de. Yani bu da adaptan bir kumandanın geliyor, filan filan dur dedi mi ona bir nevi hakaret olur ya. Önüne geçeceksin, hani bir askerin zabide selam durması gibi, ondan sonra emri tebliğ edeceksin. Çünkü cahiliyet devrinden kalmış o kadar adab-ı İslamiye'yi bilmediklerinden Resulullah Efendimiz bu gönderdiği adama bir de ne şekilde ona gidip tebliğ edeceğini talim buyurdular. قَالَ وَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ gitti Hazreti Ali'yi getirdi. Hazreti Ali emretti ki اَنْ لَا يُقَاتِلَهُمْ onlarla harp etmeye hatta يَدْعُوَهُمْ onları İslamiyet'e davet eder. İşte bu bir takım ulema diyorlar ki İslamiyet'e çağırmamış, her başlanılmasa böyle İslamiyet'e davet edeceksin. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Muhammed ibn Kethir kâle haddesena Süfyanu an ibn Ebi Necih an ebihi an ibn Abbas radıyallahu anhuma kâle mâ qâtele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavmen. Peygamber Efendimiz hiçbir cemaate harp ilan etmedi hatta yed'uvehum, onları İslamiyet'e davet etmedikçe onları öldürmeye başlamadı. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene İsa ibn İbrahim kâle haddesene Abdülvahid ibn Ziyad kâle haddesene el-Haccac kâle haddesene Abdullah ibn Ebi Necih ve zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi başka senetle rivayet ediyor. Haddesene Salih ibn Abdirrahman kâle haddesene Haccac ibn İbrahim قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا حجاج عن ابن أبي نجيح فذكر بإسناده مثله. Yine isnadiyle bu hadisi şerifi zikredildi.
حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا حفص بن غياس عن حجاج فذكر بإسناده مثله. İşte bu senetleri çok, fakat hadis-i şerifin mali bir, yani Resulullah Efendimiz herhangi bir cemaatle harp edecek istemişse evvela onları gelin Müslüman olun demiş. Onlar İslamiyeti kabul etmedi. Ondan sonra da yalan harp etti. Bunların harp ettiği. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tehavi dedi ki فَزَهَبَ قَوْمٌ Ülemadan bir kısmı zahip oldular ki اِلَا اَنَّ الْاِمَامَ اِمَامَ ve ehle seraya müfreze kumandanları اِذَا اَرَادُ قِتَالَ الْعَدُوِّ düşman ile harp etmek istedikleri vakitte دَعَوْهُمْ onları davet ederler قَبْلِ ذَلِكَ harpten evvel اِلَى مِسْلِ مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَ Bureyde'nin hadisinde rivayet edilen Resulullah Efendimiz'in emirlerine, üç şeyden birisine icabet etsinler diye ona davet edilir. Ya Müslüman olacak, ya cizyeyi verecek, yahut da harbe hazır olacak. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْاَسَرْ Bu davada da işte bu hadislerle ihticac ettiler. وَقَالُوا dediler ki اِنْ قَاتَلَهُمُ الْاِمَامِ İmam onları katlederse اَوْ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ سَرَايَهُ yahut da onun seriyelerinden, müfrezelerinden birisi düşmanlarla harp ederse min gayri hâzı dua İslamiyete davet etmezden evvel fakat esâû fî zâliku mesele hakkında günahkar olurlar. İslamiyete davet etmeden öldürmeyeceksin. Evvela İslamiyete davet edeceksin. Ondan sonra kabul etmezse sonra öldüreceksin. İşte bu bir ve halefehum fi zalika aharun başkaları da bunlara muhalefet ettiler. Yarın da onu okuruz inşallah teala ve elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve halefehum fi zalika aharun. Bu mesele hakkında başkaları birinci kevde zahir olanları muhalefet ettiler. Fekalü dediler ki la be'se bi hitalihim vel gâleti aleyhim. Küffari İslam'a davet etmezden hemen harbe başlamakta beis yoktur. Bu onları vurup mallarını, kendilerini öldürüp mallarını almakta beis yoktur. Ve innem yüdâvü kablesâlik. O kitaldan evvel davet, İslamiyet'e davet etmezseler bile caizdir. Şimdi birinci mesele küffara ilan-ı harp edeceği zaman bir Müslüman emiri onları en evvela İslamiyet'e davet edecek. Müslüman olurlarsa oldular, olmazlarsa cizyeyi teklif edecek. Onu da kabul etmezlerse harp edecek. Bu ikinci mezhep sahipleri diyor ki yaparsa iyidir. Fakat yapmadan hemen harp etmek de caizdir. Hiç yalanı harp etmeden geceliğin baskın yapar, vurur, kırar, mallarını alır, canlarını esir eder. Bu caizdir. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında ihticac ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ حَسَّانٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَيْسَ بْنُ يُونُسَ صَالِحُ بْنُ اَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Hazreti Hüseyin diyor ki Peygamber Efendimiz bana dedi ki اَغِرْ Sen gâret yap, falan yap. عَلَى بَنِ الْأَصْفَرْ بَنِ الْأَصْفَرْ olacak, İbni demiş orada. بَنِ الْأَصْفَرَ sabahen sabahleyin. سُمَّ حَرِّكْ Ondan sonra da yap. Yani geceliğin git, onların yanına sabah ezanını dinle. Ezan sedası duyarsan harp etme. Duymazsansa hemen baskını yap. Baskını yap, ondan sonra da ateşi ver. Burada Hazreti Hüsame'ye demedi ki sen onları İslamiyet'e çağırmazdan evvel harbi ilan etmek caizdir. Haddesena Muhammed ibn-i Haccac bari haddesena Halid ibn-i Abdirrahman هذا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج عبيد الله بن محمد التيمي هذا حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد هذا حدثنا ابن مرجو قال حدثنا بشير بن عمر قالوا işte burada 4 kişi
4 senet getirdi. Bunların 4'ü de kimden almışlar? Haddesena Hammad ibn-i Seleme. Hazreti Hammad onlara rivayet eylemiş. En sabitil benani an Enes ibn-i Malik. Kale, Enes ibn-i Malik dedi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuvayru. Peygamber Efendimiz baskın yapardı alel aduvi düşman üzerine inde salati subhi, sabah namazı vaktinde. Feyestemi'u, istima ederdi, dinlerdi. Feyin semi'a ezanen, ezanı işitirse emseki imsak ederdi, hücum etmezdi. Ve illa ezan sedasını işitmezse egare, baskını yapardı. Şimdi bu hadisi şeriften de anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'e davet etmezden düşmana hücum ettiği olmuş. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Bişir ibn-i Ömer kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme anil Haccac an Amr ibn-i Murre an Zazan an Cabir ibn-i Abdillah anil Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem İslam. Bu hadisi şerif Cabir ibn-i Abdullah'dan da geldi. O da Resulullah Efendimiz'den böyle rivayet eylemiş. Haddesena Fatun kâle haddesena Yusuf ibn-i Behlul قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فنمز أولدي إذا غزا قوما bir cemaate gaza ettiği vakitte, onları harp ettiği vakitte lem yugir aleyhim hatta yusbih, onlara hücum etmezdi hatta sabah olana kadar. Yani gece karanlığında hücum etmezdi. Sabaha yakın yapardı. فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا Sabah namazı artık şafak attı, namaz vakti oldu. Vakıtta kulak verir, dinlerdi. اَذَانِ işitti mi, emseki imsak ederdi. وَاِنْ لَمْ يَسْمَ اَذَانِ işitmezse وَاِنْ لَمْ يَسْمَ اَذَانًا اَذَانِ işitmezse اَغَارَ غَارَتْ ederdi, talan eder, hücum ederdi. فَنَزَلْنَا خَيْبَر Hazreti Enes diyor ki biz Hayber'e gittik. Felemma asbaha sabah oldu ve lem yusma ve lem yesma ezanen. Peygamber Efendimiz ezan da işitmedi. Rakibe ve rakibine ma'hu. Peygamber Efendimiz bindi, biz de bindik. Ferakibtu halfe Ebi Talha. Ben Ebu Talha'nın terkisine peşine bindim. Ve inne kademi benim ayağım değerdi, le temessü mescidevi. قَدَمَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Benim ayağım Peygamber Efendimiz'in ayağına değerdi. Demek ki atlar yahut develer yan yana giderken ona değerdi. Yani biz bindik, hücuma gittik. فَاسْتَقْبَلَنَا اُمَّالُ خَيْبَر Ya böyle diyeceğiz, اُمَّالُ خَيْبَر bizi istikbal etti. Yahut فَاسْتَقْبَلْنَا Bizi istikbal ettik, karşıladık kimi? اُمَّالَ خَيْبَر Hayber'in amelelerini, yani biz oraya gittik, onlar da kalenin kapısını açmış, dışarı çıkıyordular, hemen yüz yüze karşı karşıya geldik. قَدْ اَخْرَجُوا مَسَاحِيَهُمْ وَمَكَاتِلَهُمْ Ellerinde kazma, kürek, zembil, işte reşbet aletleri çıkıyordular oradan. فَلَمَّا رَأَوُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْجَيْشَ Vaktaki Peygamber Efendimiz'i gördüler, bu orduyu gördüler. قالوا dediler محمد والخميس işte Muhammed والخميس bu da ordu, ordunun bir adı da Hamis'tir. İşte Muhammed ordusuyla gelmiş. فأدبروا هرابا gerisin geri kaçarak gitti, kaleye girdiler. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu ki الله أكبر خربت خيبر Allah ekberdir, Hayber harap oldu. Yani bunlar hemen kaçtı, içeri girdiler. Hayber'in harap olmasının nişanesidir. İnna izâ nezelnâ bi sâhati kavmin fesâ'e sabâhul münzeri. İnna izâ nezelnâ bi sâhati kavmin. Biz Müslümanlar bir kavmin sahasına, onun kaldığı yerin yanına nazil olduk, konakladık mı? Fesâ'e sabâhul münzeri. Onların bu inzar edilen adamların sabahı kötü oldu. Yani artık felaket başlarına geldi.
Şimdi burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Hayber-i İslamiyet'e davet etmeden harbe başladı. Haddesena Fahdun kâle haddesena Yusuf ibn-i Behlul kâle haddesena Abdullah ibn-i İdris kâle haddesena Muhammed ibn-i İshak en Yakub ibn-i Utbe en Müslim ibn-i Abdillah ibn-i Habib el-Cühani en Cündeb ibn-i Mükeyyis el-Cühani قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz ba'as etti, gönderdi. Kimi? Galib ibn Abdullah el-Leysiye. Galib ibn Abdullah el-Leysiye'yi gönderdi. Fi seriyetin bir cemaatle, bir müfrezede. Ki öyle seriye ki kuntu fihim, ben de o seriyede idim. Ve emerehu, Galib ibn Abdullah'a emretti ki en yeşünnel gârete, gareyi yapar, hücumu yapar. Kim üzerine? Alebnil Mülevvih bil Küdeyt. Küdeyt de İbn-i Mülevvih. Küdeyt bir yerin ismi. İbn-i Mülevvih de o şahıs. Onu gidin hemen hücumu yapın diye emir verdi. Bale dedi ki ravi, ferahatil maşiyetu, gündüzün hayvanlar otladı, gerisin geri kendi köylerine, yerlerine gittiler. Min ibilihim ve ganemihim, develeri, davarları dışarıdan geldiler, yerlerine girdiler. Felemmeh telebu, felemmeh tülibu, onlar sağıldılar. Yahut da felemmeh telebu, onlar hayvanlarını sağdılar. Ve atenu, hayvanlar sağıldıktan sonra rahatlandılar, sularını, mularını içti. Rahatlığa geçtiler. وَطْمَأَنُّوا نِيَامًا Artık uykuya da vardı, mutmain oldular. Demek ki hayvanlar gidince hayvanları sağdılar, onların suyunu, buyunu verdiler. Ondan sonra herkes istirahate çekildi, uykuya başladı. Bu ondan sonra diyor, شَنَنَّ عَلَيْهِمُ الْغَارَى Onlar uykudayken biz onlara hücumu yaptık. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبُ قَالَ حَدَّسَنَا سَدْ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَ عليهم الغارة ها فقتلنا شننا عليهم الغارة biz onlara hücum ettik فقتلنا biz onları öldürdük واستقنا النعم hayvanlarını da sevk ettik bu sevkten iftial babına nefledilmiş istevakna fakat bu harfiyle müterrik muhakkabül mefsuval fakat bittik iştima sakineyin oldu elif-i mekrubadan kaftan elif-i mekrubaya esvettik istekna enna'l bir rivayette de ganem yani onları öldürdük hayvanlarını da aldık getirdik haddesena Süleyman ibn-i Şuayb kâle haddesena Esed kâle haddesena Süleyman ibn-i Mughire en Hümeydi bin Hilal kâle ca Ebul Aliye Ebul Aliye Hümeyd ibn Hilal diyor ki bana geldi, cahiliye bana geldi. Ve ila sahibinli, bir de benim bir dostum var idi, bir de ona geldi. Fandalakna ma'hu, ben dostumu aldım, Ebul Ali ile beraber gittik. Hatta eteyna Nesr ibn Asim el-Leysiye, Nesr ibn Asim el-Leysiye vardı. Fekal Ebul Ali, Ebul Ali dedi ki, haddis rivayetiyle, hazeyni şu iki şahsa, hadiseke hadisini senin rivayet eylemiş olduğun hadisi bu iki zata rivayet eyle dedi. Kale ravi dedi ki haddesena Ukbetü bin Malik el-Leysi Nesr ibn Asim diyor ki Ukbetü bin Malik el-Leysi dedi ki kale ba'se Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seriyeten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müfrese gönderdi. Fe'egâret alel kavmi. O cemaate hücum ettiler. Fe'egâret ettiler. Feşedde racülün. Bir adam kaçtı. Bu şedde şiddetten geliyor. Yani kuvvetli kaçtı. Yahut da şezze şüzüz etti. Ayrıldı yani cemaatten ayrıldı kaçtı. Ve tebe'hu racülün. Bir adam da ona tabi oldu. Yani onu takibe başladı. Mine seriyeti, seriyede Müslümanlardan. Sümme zekere hadisen tabiyle. Sonra uzun bir hadis rivayet eyledi. Eredna minhu biz o hadisten murad eyledik.
ma ol bir şey ki fihi onda olucudur o kelimede min zikril gareti garet kelimesinin zikrinden olucudur. Hadis uzun da yani biz onlara hücum ettik, kendilerini öldürdük, mallarını da aldık. Kulase bu. Şimdi bu hadislerin hepsinde hücum ediyorlar. Hücumdan evvel onlara haber vermiyorlar. Siz Müslüman olacak mısınız? Cizyeyi kabul edecek misiniz? Yoksa harp edeceğiz. Böyle bir şey yok. Hemen hücum ediyorlar. Gaflette onları bastırıyorlar. Haddesena ibn-i Merzu kâle haddesena Bişir ibn-i Ömer kâle haddesena İkrimet ibn-i Ammar an İyâs ibn-i Selamet ibn-i Lekba an ebihi kâle lemmâ qarubna minel müşrikîn. Vaktaki Selamet ibn-i Lekba diyor ki biz müşriklerdeki yaklaştık. Emerena Ebu Bekir'in sıddîgu. Ebu Bekir bize emreyledi. Feşşenennâ aleyhimul gâre. Hücumi onların üzerine yaptık. Fesihâzî lâsâr. İşte bu hadislerde olucudur. Ne olucudur? Emera Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bil gâre. Bunlar da hadislerde olucudur ki Peygamber Efendimiz hücumu emretti. Vel gâretü hücumda la tekûn olmaz. Fakat tekeddemehet dua vel inzâr. Bu caiz değildir. İlla evvela İslamiyet'e çağıracaksan, yoksa elan-ı harb ederiz diyeceksen çağırmak ve onları tehdit etmek var. Halbuki Resulullah Efendimiz hemen onlara hücum ile emreyledi. Bu iki hadis birbirine taarruz etti. Niye? Yukarıda okuduk ki Peygamber Efendimiz üç şeyin birine davet edin sonra harp edin. Bunlarda da bu hadislerde de Peygamber Efendimiz üç şeyin birisini değil ama doğrudan doğru birisini yaptı. Hemen harbi yaptı. Bunlar nasıl tevil edilecek ve nasıl telif edilecek? فَحْتَمَلَ اَنْ يَكُونَ اَحَدُ الْاَمْرِينَ مِمَّا رَوَيْنَا İhtimal ki bu iki emrin birisi oldu, nasıhen lil'ahad ötekini nasıh oldu. Bunların birisi nasıh, birisi mensuhtur ama hangisi nasıh, hangisi mensuh? Onu arayacağız. Birinci mezhebin sahiplerinin dediği gibi evvela o kafirleri üç şeyin birisine davet edeceksen Müslüman olursa yakayı kurtardı. Cizyeyi isterse gene yakayı kurtardı. Müslüman olmadı, cizyeyi de vermedi, vakıtta harp başlar. Böyle mi olacak? Yoksa ikinci kavrun sahipleri dediği gibi hemen geceliğin gidip onları basıp erkeklerini öldürmek, kadınlarını, çoluğunu, çocuğunu esir etmek, mallarını almak gelmek. Böyle mi olacak? Muhakkak bunların birisi nasıh, birisi mensuh. Hangisi nasıh, hangisi mensuh? Fe nazarına aradık. Fî zâlike bu meseleye nazar ettik, aradık. Fe izen Yezîd ibn-i Sinan. Baktık ki Yezîd ibn-i Sinan kad haddesena rivayet ediyor. Kâle haddesena Sa'id ibn-i Süfyan el-Cehteri. Dedi ki Sa'id ibn-i Süfyan el-Cehteri rivayet eyledi. Ha ve haddesena Ebu Bekret'e. Kâle haddesena Bekir ibn-i Bekkar. Yine İmam Tahavi Ebu Bekir'e rivayet eylemiş. Ona da Bekir ibn-i Bekkar rivayet eylemiş. Yine başka bir senet daha var gibi. Haddesena ibn-i Merzu. Kâle haddesena Ebu İshak ad-Darî. İmam-ı Tahaviye ibn-i Merzu rivayet ediyor. O da Ebu İshak ad-Darî'den alıyor ki bunların üçü de toplanıp bir yer, bir zattan rivayet ediyorlar. Kâlu bunların üçü de dediler ki ahberena Abdullah ibn-i Avni. Abdullah ibn-i Avn bize rivayet eyledi. Kâle ketebtu ilâ Nafi'in. İmam-ı Nafi'e ben yazdım. Es'eluhu sual eder oldum. Ani du'a'i kablil kitab. Kafirler ile harp etmezden evvel İslamiyet'e çağırmak var mıdır yok mudur? Bunu sual ettim. Fakal İmam-ı Nafi dedi ki innemâ kâne zâlik fî evvelil İslam. İslamiyet'in evvelinde İslamiyet'e davet etmek var idi. Eğâre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hücum etti ala Benil Mustalik. Benil Mustalik kavmine hücum yaptı. Ve hum garrune. Müslümanlar geceliğin hücumu yaptılar. Evet. Ve en'amuhum alel ma. Onların hayvanları da sudaydı. Gelmiş su içiyordular. Fekatele mukatiletehum. Peygamber Efendimiz onların harp edenlerini
karşı koyanları öldürdü. Vesebâ sebiyehum, esirlerini de esir etti. Ve esâbe yevmeyizin, işte o günü de isabet etti. Cüveyriyete bintel Haris, Haris'in kızı Cüveyriye de o günü isabet etti. Çünkü orada aldılar, esirleri teksim ettiler. Cüveyriye radıyallahu anha birisinin hissesine düştü. Çok güzel kadındı kendisi. Haris de o Beni Mustalik'in reisiydi. Tabi Cüveyriye esarete tahammül edemedi. O hangi sahabenin hissesine düştüyse ona dedi ki beni kitabete kes. Ben sana para getireyim, beni hür et, bırak. Peki dedi, bana şu kadar para getir, ben de seni bırakırım dedi. Ondan mükatebeyi akdü ittifak ettiler. Geldi Resulullah Efendimiz'e. Hazreti Ayşe diyor ki, Cüveyriye kapıdan geldi, çok güzel kadın idi. Gören adamın kalbini alırdı. Kapıya gelip içeri girmek istedi, izin istedi. Ben hoşlanmadım. Bunu Resulullah Efendimiz görürse bunu alır dedi. Korktum diyor. Fakat korktuğu da başına gelmiş. Diyor ki içeri gir dedi ki ya Resulullah ben Haris'in kızıyım dedi. Haris kavminin reisiydi. Başımıza geleni de sen biliyorsun. Yani bizi esir ettin. Esir ettin, ölen öldü. Bizi de esir diye sattılar. Ben şimdi kitabete kestim kendimi. Bana yardım et. Yani para ver, götürün kitabet parasını ödeyeyim. Resulullah Efendimiz'den başlayacak. O da ashab-ı kirama söyleyecek. Oradan buradan kadın para toplayacak. Peygamber Efendimiz kadına baktı, dedi ki sana daha hayırlısını ben göstereyim mi? Buyur ya Resulullah, bundan daha hayırlısı hangisi? Dedi ki senin kitabet bedelini ben ödeyeyim, seni de zevci olarak alayım. Razı oldum dedi ya Resulullah. Peygamber Efendimiz hemen derhal onun bedeli kitabetini Allah Allah verdi. O tecevvüc etti. İşte bu hadisede Beni Mustalik'te. Şimdi burada da Beni Mustalik'e Peygamber Efendimiz geceliğin gitti. Onları evvela İslamiyet'e davet etti mi? Yok. Hemen hücumu yaptı. Öyleyse bu ikinci kavlün davasına delalet eden hadisler çok. Fakat yukarıda da hadis var. Onun için yukarıdaki hadisle bunun arasını bulmak için birisinin nasih, birisinin mensuh olmasını ispat edeceğiz. Şimdi burada diyor ki sordular sahabeden birisine, kimidi o? Dedi ki İslamiyet'in evvelinde vardı fakat sonra da nesk edildi. İmam-ı Nafi sahabe değil, tabiinde. İmam-ı Nafi peki kendiliğinde mi bunu söyledi? İmam-ı Nafi kimden aldı elmi? Abdullah ibn Abbas'tan. Abdullah ibn Ömer'den, Abdullah ibn Abbas'tan diğer bazı sahabe. Onun kölesiydi. Evet. Kulase demek ki İslamiyet'in evvelinde varmış, sonra da nesk edilmiş dedi. Ve haddeseni bahazel hadis Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer bu hadisi bana rivayet eyledi dedi İmam-ı Nafi ve kâne fî zâlikel ceyş. Abdullah ibn Ömer de o ordudaymış. İmam-ı Nafi kimden almış? Abdullah ibn Ömer'den. Ve İbn-i Merzuk. Bundan başka bir de baktık. İbn-i Merzuk kat haddesene, o da bize rivayet ediyor. Kâle haddesene Bişir ibn-i Ömer. Kâle haddesene Hammad ibn-i Zeyd. An ibn-i Avni mislehu. İbn-i Avni'den, Abdullah ibn-i Avni'den aynen bu meseleyi o da rivayet eyledi. Ve İzen-i Ravuh ibn-i Ferec. Bir de baktık Revh ibn-i Ferec de kat haddesene, o da rivayet ediyor. Kâle haddesene Amr ibn-i Khalid. Kâle haddesene ibn-i Mübarek. An Süleyman el-Teymiyyi. An Ebi Osman el-Lehdiyyi. Kâle küllü zâlik kat kân. Bunların ikisi de oldu. İslamiyet'e davet edip harp etmek de oldu. İslamiyet'e davet etmezden harp etmek de oldu. İkisi de oldu. قَدْ كُنَّا نَعَزُوا Bazen biz gaza ederdik. فَنَدْعُوا çağırırdık. وَلَا نَدْعُوا Bazen de çağırmazdık. Bazen onları İslamiyet'e davet ederdik. Bazen de etmezdik. İkisi de oldu. وَاِذَا مُحَمَّدُ بْنُ حُزَيْمَ قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَمَرَ الضَّرِيرِ قال أخبرنا حماد بن سلمة أن سليمان التيمي أخبره عن أبي عثمان النهدي قال كنا نعزو أبي عثمان النهدي diyor ki biz gaza ederdik فندعو ولا ندعو
bazen çağırırdık, İslamiyet'e davet edebilir, bazen etmezdik. Ama buna bazen davet ederdik, bazen etmezdik, bu neyi ispat ediyor? Yani muhayyer, o da caiz, o da caiz. Fakat yukarıda İmam-ı Nafi'nin Abdullah ibn Ömer'den rivayet etti ki, var idi, nesk edildi. Nesk edilince davet etmek vacip değil ama istersen, müstehsen, istehsen olarak davet edersen et. Ama bu sonraki hadislerde muhayyer, ister davet et, ister etme. Ve izen İbn-i Merzuk قَدْ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا بِشُرُ بْنُ عَمَرْ قَالَ حَدَّسَنَا مُبَارِكْ قَالَ كَانَ الْحَسَنْ يَقُولْ Hasan-ı Basri radıyallahu anh derdi ki لَيْسَ عَلَى الرُّومِ دَعْوَ Rumlarla harp edeceği vakitte onları İslamiyet'e davet etmek yoktur. Çağırmak yoktur. Ne için? لَأَنَّهُمْ Onlar قَدْ دُعُوا İslamiyet'e çağrıldılar. Yani onlar biliyorlar. O iş her vakit çağrılacak değil ya, bir defa. Peygamber Efendimiz şeye yazdı ya, Hirakl'e mektup yazdı ya, Hirakl'i çağırdı ya, kafi işte. Ondan sonra daha tekrar çağırmaya lüzum yok. Ve izen İbn-i Merzuk yine baktık ki İbn-i Merzuk et haddesena kâle haddesena Bişir ibn-i Ömer kâle haddesena Muhammed ibn-i Talha en Ebi Hamze kâle kultu li İbrahim İbrahim'in lehayı olacak. Ona dedim ki اِنَّ نَاسَنْ يَقُولُونَ cemaatten bir takımları diyorlar ki اِنَّ الْمُشْرِك۪ينَ müşrikler يَنْبَغِي لَايَقْ olur اَنْ يُدْعَوْ İslamiyet'e davet olunsunlar. İslamiyet'e davet olunsun, kabul ederse etti, etmedi, ondan sonra harp edilsin. فَقَالَ İbrahim'in lehayı dedi ki قَدْ عَلِمَتِ الرُّومِ Rum cemaati bildiler. Ney? Alâ mâ yukâtelûn. Ne üzerine harp olunuyor? Ne üzerine kendileri katlolunuyor? Onu bildiler. Yani İslamiyet üzerine. Ve kad alimetid deylemu. Deylem de bildi. Yani ehli Faris de bildi. Alâ mâ yukâtelûn. Harp ne için oluyor? İslam ordusu onlara gitmiş. Ne için onları öldürüyor? Onların ikisi de bildiler ki İslamiyet için. Başka bir dava yok. Hüdut meselesi yok, talan meselesi yok ya, İslamiyet ikisi de bildi. Onun için onlara tekrar gelin Müslüman olun demeye lüzum yok. Ve izen Muhammed ibn Huzeyme. Bir de baktık Muhammed ibn Huzeyme de kat haddesena bize rivayet ediyor. Kale haddesena Yusuf ibn Adi. Kale haddesena Abdullah ibn Mübarek. En Süfyan-ı Sevri en Mansur. Kale seeltu İbrahim'e en duayı deylem. İbrahim'in nakaya dedim ki deylem, yani bu İran halkını İslamiyet'e davet etmek var mı? Ve kâle dedi ki قَدْ عَلِمُوا مَدْدُعَى Onlar duanın ne olduğunu bildiler. Yani bu harf ne için oluyor? Ve kendileri İslamiyet'e çağrıldılar. Onun için hacet yok. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki تَبَيَّنَ مَا رَوَيْنَا مِنْ هَذَا İşte bu hadisi şeriflerden beyan ettiğimiz, rivayet ettiğimiz hadislerden anlaşıldı. Bunlar, bu hadisler beyan etti ki اَنَّ الدُّعَاءَ İslamiyet'e çağırmak اِنَّمَا كَانَ فِي اَوَّلِ الْاِسْلَامِ İslamiyet'in evvelinde var idi, yani vacipti. İslamiyet'e çağırmazdan evvel harp ederse günahkar olurdu. لَاَنَّ النَّاسَ حَيْنَيْزِنْ İslamiyet'in evvelinde nas لَمْ تَكُنِ الدَّعْوَةُ بِلُغَةِ Bitti. He? Bitmedi, söz bitmedi. Çıkmadı. لأن الناس حينئذ İslamiyet'in evvelinde nas لم تكن الدعوة بلغة davet onlara baliğ değildi. Mesela ordu gidiyor, Müslümanlar gidiyor, bir kabileyi vuruyorlar ama bilmiyordular. Bunlar ne için geldiler, ne için harp ediyorlar? İslamiyet'in evvelinde bilmiyordular. Fakat sonradan bunu öğrendiler. وَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ Bilmez idiler. عَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ Ne üzerine harp olunuyor, kendilerine harp ilan edilmiş, ne için Müslümanlar gelmiş, ne istiyorlar, bunu bilmiyordular. فَاُمِرَ بِالدُّعَى Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dua ile emretti. فَاَمَرَ بِالدُّعَى Davet ile emretti. Yahut da فَاُمِرَ Onlar emrolundu, biddua dua ile. Fakat emre olursa daha iyi olur. Çünkü o
cemaati raci olsa fe ümiru bitva. Liyekûne zâlik, o İslamiyete davet olsun, tebliğen lehum, onlara tebliğ olsun. Yani gelin Müslüman olun. Ve e'lâmen lehum, onlara da bildirmek olsun. Ney? Ma yuqâtelûne aleyh, ne üzerine harp olunuyorlar. Niçin bu Müslümanlar gelmiş, onlar da ne istiyor? Bunu bilsinler. Sümme ümire bil gâreti alâ âhârîn. Ondan sonra ötekilerine hücumla emredildi. İslamiyet'in evvelinde bu vardı. Fakat sonradan herkes bunu anladı. Anladıktan sonra daha tebliğe hacet yok. Hemen geceleyin baskını yap, vur at. Felem yekun zâlik. Bu olmadı. Gâret illâ limânen. Bir mana için oldu ki lem yehtâcû me'hû ile'd-duâ. O mana ile beraber davete ihtiyaç olmadı. Bir mana. O da ne? Onların bilmiş ve öğrenmiş olmaları. لَاَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا Onlar bildiler. Neyi? مَا اُلْبِشَيْهِ كِ يُدْعَوْنَ اِلَيْهِ Ona davet olunurlar. لَوْ دُعُوا Eğer çağrılsaydılar. Müslümanlar onlara gâret etti ama Müslümanlar onlara gâret etmese, çağırsalar neye çağıracaklarını bilirdiler. وَمَا دَخُلْ بِشَيْهِ Bildiler ki لَوْ اَجَابُوا اِلَيْهِ Ona icabet etseler o şeye lem yuqatelu had olmayacak. Katılmayacaklar. Onu da bildiler. O da ne? İslamiyet. Yani İslamiyet'i kabul etseler harp olmayacak. İslamiyet'i kabul etmezlerse harp olacak. Bunu bildiler. Fela ma'na lid-dua. Daha duanın manası yok ki. Neye çağıracaksın? Biliyorlar kendileri. Ve hakeza kâne Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahmetullahi aleyhi mecmaine yekûlûn. Bu üç imam böyle der oldular. Kullu kavmin, her bir cemaat ki kad belagat hümür davetü, İslamiyet daveti onlara bağlı oldu. Fe eradel imamu kitalehum, imam da onlarla harp etmek murad etti. Felehu, imam için caizdir. En yugire aleyhim, geceliğin onlara baskın yapması imama caizdir. Ve leyse aleyhi, imam üzerine olmadı. En yed'uhum, onları tekrar İslamiyet'e davet imama vacip olmadı. Ve kullu kavmin her bir cemaat ki lem tebluğhumu davetu İslamiyet onlara erişmedi. Davet vasıl olmadı. Gelin Müslüman olun demediler. Fela yenbeği kitaluhum onları öldürmek layık değildir. Hatta yetebeyyene lehum onlara zahir ola el ma'nellezi şul bir mana ki aleyhi yukatelun. Hangi mana üzerine ne sebeple harp olunuyor onu bilsinler. Bilsinler. Onlara hemen ansızın hücum etmiş caiz olmadı. Vel ma'nellezi ileyhi yud'avun. Bir de ne için çağrılıyorlar? Ordu gelmiş ne için bunları öldürüyor ve maksetleri ne, bunlardan istedikleri ne? Bunu bilsinler. Bunu tabi ilk önce bilmeyene öğretecekler. O ne an ben geldim seninle harp ediyorum, Müslüman olacaksın. Yahudiliği kabul edeceksin yoksa yok, bir defa o tebliğ oldu mu, daha ikincisinde lüzum yok. Çünkü o bildi onu. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ Peki, bir adam Müslüman ise mürted olmuş. Bunda ne diyeceksin, bu nasıl olacak? İrtidat, yani İslamiyet'i bilmiş, öğrenmiş, yaşamış. Sonradan da dininden dönmüş. Bunda da diyor, nas ihtilaf etti. اَيُسْتَتَابُ اَمْ لَا O mürted yakalandığı vakitte gel tevbe et denilir mi? Yoksa hiç sual cevap yapmadan boynu kesilir mi? Bunun ikisini de söyleyen oldu. Senin fikrin de hangisi hafif efendim? Boynundan kesilir. Hemen vurmak mı lazım yoksa bir vurmak mühlet lazım. Vermek lazım mı? Vurmak lazım. He? Vurmak lazım. Yani mühlet vermeyecek mi senin? Yok, irtidat etmiş hocam. İrtidat etmiş ama ne için irtidat etmiş? Bir de o adama sor. Onun bir şekil şüphesi varsa onu izale et. Kabul etmezse o vakitte boynunu vur. Tamam boynunu vur. Belki adam yanlışlıkla İslamiyet'ten çıkmış. Yani onda aşağıda izahatını gelecek. Adam gasten İslamiyet'i sevmeyerek ayrılmış. İşte onlar. Onu öldürür. Yok bir de var ki adam bir şekil şüpheye düşmüş. Tabii. Şekil şüphe dolayısıyla İslamiyet'ten çıkmış. Ona o şekki sorulur, izah edilir.
O izale edilir. İslamiyete dönürse döndü, dönmezse yok, öldürülür. Gelecek ya. Fekâle kavmun, cemaatin bir kısmı dedi ki, İn istetâbel imam el mürtedde, imam mürteddi tevbeye çağırırsa, fehu ahsen, bu daha güzeldir. Fein tâbe, tevbe ettise etti, ve illa kutil. Ne olsa öldürülür. Ve mimmen kâle zâlike Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammedun rahmetullahi aleyhi. Bu üç imam da böyle dediler. Yani imama vacip değildir. Çünkü bu adam İslamiyeti yaşamış, biliyor. Dönmüş. Vacip değil ama fakat müstahsendir. Bu adam niçin irtidat ettin? Sana mühret veriyoruz. Bak bir gün, iki gün, üç gün İslamiyete dön. Dönmezse o vakitte boynu kesilir. Bir de var ki kendisinde bir şek var. O şek varsa o mecbur, o izale edilecek. Onun cevabı verilecek. Evet. وَقَالَ الْآخَرُونَ Diğerleri dediler ki لَا يُسْتَتَابُوا مُرْتَدْ tevbeye çağrılmaz. وَجَعَلُوا حُكْمَهُ كَحُكْمِ الْحَرْبِيِّينَ Mürtedin hükmü muharebe edenlerin harbi gibidir. Herif kılıcı almış hükmünü harbilerin hükmü gibi kıldılar. أَلَا مَا زَكَنَا biz yukarıda zikredik ya. O da neden? مِنْ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ اِيَّهُونَ İslamiyet daveti onlara erişmiş. Erişmiş. Onlar biliyorlar. Her bir ne için olduğunu biliyorlar. Tekrar onlar neye diye çağıracaksın? Bu mürted de böyle. İslam olmuş. İslamiyeti yaşamış. Tekrar tevbeye çağrılmasına lüzum yok. وَمِنْ تَقْسِيرِهَا عَلْهُمْ Ehli harp. Ne için harp ediliyorlar? Bunu biliyorlar. وَمِنْ تَقْسِيرِهَا عَلْهُمْ Bir de onlardan bunun teksiri yani. Onlar o daveti kabul etmediler. Davet onlara gitti ama daveti icabet etmediler. Onda kusur yaptılar. Kusur ne demek? İnat ettiler küfürlerinde. Onun için harp olunuyor. Bu mürted de böyledir. Ve kalu bu ikinci cümle dediler ki innemâ tecibül istitâbe tevbeyi talep etmek vacip olur. Limen harece anil islam İslamiyetten çıkan bir adam içine la an basiretin minhû akli keserek değil, İslamiyet'ten çıkmış ama uydum kalabalığa gibi olmuş yani. Yani bilerek bir çıkmış manasında değil. La'an basiretin dedik o. Bilmeyerek başkaları ya adam vazgeç İslamiyet'in edeceksen dün gene eski anan baban dinine böyle ifade edilmiş. Bu adama vaciptir İslamiyet'i şey etmek, tevbeyi teklif etmek. فَاَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْهُ Yok, İslamiyet'ten çıkan bir adam İlâ gayrihi, başka bir dine alâ basiretin, bilerek. Bilerek yani zamanımızda da var ya kafirler, bilerek kafir. Böyle gafletli mehletli değil. Onlar feinnehu yuktel ve la yusseta. Onları hemen yakaladın mı hemen öldüreceksin. Gel tevbe etmeyeceksin. Çünkü adam bilerek kafir. Ve hâzâ kavlum, bu bir kavldür ki kâle bihi Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf bu kavli dedi. Fî kitâb-ül imlâ, imlâ kitabında. İmam Ebu Yusuf'un iki kavli var. Birisi İmam Ebu Hanife ile beraber, birisi de kitâb-ül imlâ'da bu kavli var. Kâle İmam Ebu Yusuf dedi ki, اَقْتُلُهُ وَلَا اَسْتَتِيبُهُ Bilerek mürted dolan adamı ben hemen öldürürüm, onu tevbe et demem ona. Tevbeye çağırmam. اِلَّا اَنَّهُ اِنْ بَدَرَنِي Yalnız var ki eğer ben öldürmezden evvel o adam hemen sürat ederse bir tevbeti tevbeyle. Yani hemen ben tevbe ettim, nadim pişman oldum derse ben öldürmezden evvel halleytu sebilehu onun yolunu tahliye ederim. Yani öldürmem, bırakırım. Ve vekkeltu emrehu ilallah. Onun niyetini de Allah'a tevkil ederim. Yani o sözü söyledi. Hakikaten mi mürtedlikten döndü, Müslüman oldu, yoksa ölümden kurtarma için mi söyledi, onu bilmem, Allah'a havale ederim. Yani öyle ben gel tevbe et demem, yalnız ben boynunu vurmazdan evvel pişman oldum, nadim oldum, tevbe ettim derse, zahiren sözünü kabul ederim. وَكَدْ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شَعِبَ نَب۪يهَا نَب۪ي يُسُفْ بِذَٰلِكَ اِذَا İmam Ebu Yusuf'dan, evet, Süleyman İbni Şuayb de rivayet ediyor. وَقَدْ رُوْيَ فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ وَفِي تَرْكِهَا Mürteddin tevbesi talep olunur mu?
olunmaz mı? Bunda rivayet olundu, ihtilafun, ihtilaf rivayet edildi, olundu. Min cemaati min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. An cemaati. An cemaati min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in ashabından bir cemaatten gelen rivayetler var. Bazıları tevbeye şey der, yani tevbeye talep ederler, gel tevbe et derler. Bazılarında da etmezler, muhtelif rivayetler var. Şimdi onları teker teker getireceğiz. فَمِنْ ذَٰلِكْمَا قَدْ حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنَ عَوْدْ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمْ عَنْ دَاوُدَ بْنَ اَبِهِنْدْ عن الشعبي قال حدثني أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه روايته الذي قال لما فتحنا تستر وقتك تستر فتح الذي بعثني أبو موسى إلى عمر أبو موسى العشري بني حزرة عمر gönderdi فلما قدمت عليه وقتك حزرة عمر حضورنا çıktım قال ما فعل حجيبة وأصحابه حجيبة بالشخص اسمه bu Hüceybe ve bunun cemaati ne yaptılar? Ve kânû irteddu anil İslam. Bunlar Müslüman olmuş, sonradan da irtidad etmiştiler. Hüceybe ile onun cemaati. Ve lehikû bil müşrikî. Ondan sonra da müşriklerin içine gitti, karıştılar. Sonra fekatelevmül müslümûn. Müslümanlar müşrikleri katlederken onları da katlettiler. فَأَخَذْتُ بِهِ فِي حَدِيثٍ اَخَرْ Şimdi Hazreti Ömer sordu ki Hüceybe ve ashabi ne oldu? Hazreti Enes sözü başka tarafa çevirdi. Diyor ki ben başka taraftan söz açtım, bunu unutturdum. فَأَخَذْتُ بِهِ فِي حَدِيثٍ اَخَرْ Ben Hazreti Ömer'i başka bir hadise çektim. فَقَالَ Yine Hazreti Ömer dedi ki مَا فَعَلَ النَّفَرُ الْبَكْرِيُونَ Bu Bekri'den olan neferler ne yaptı? Beni Bekir var ya, büyük bir Arap kabilelerinden bir kabile. İşte onlardan olan o cemaat ki bu Hüceybe anlaşılan ki o Beni Bekir'denmiş. Tekrar sordu yani Hazreti Ömer ki bunlar ne yaptılar? Kultu ya amirel müminin innehum irteddu anil İslam. İslam'dan irtidad ettiler. Ve lahiku ma'hum bil müşrikin. Kafirlerle beraber müşrikleri İltihak ettiler. فَقُتِلُوا قَتْلُوا Yani Müslümanlar da müşrikleri öldürürken onları da öldürdüler. فَقَالَ عُمَرْ Hazreti Ömer burada dedi. Ne dedi ha? Şimdi dikkat edin. لَاَنْ يَكُونَ أَخَسْتُهُمْ سِلْمًا اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا Hazreti Ömer diyor ki لَاَنْ يَكُونَ Olmak اَخَسْتُهُمْ onları benim aksettiğimin olması nasıl aksettiğim silmen müsalemetle onları ben alma, benim tarafımı almak اَحَبَّ اِلَيَّ bana daha sevgili olduydı مِنْ كَذَا وَكَذَا böyle böyle öldürülmeden ise onları müsalemetle tarafımıza çekmek daha sevgiliydi. Yani ben olsam onları öldürmezdim. Onları yavaş yavaş tevbe ettirirdim demek istedi. Kultu Hazreti Enes diyor ki ben dedim ki ya amirel müminin ma kâne sebiluhum onların yolu neydi? Lev ahastehum silmen onları salim olarak alsam bile onların yolu olmadı. Ma kâne sebiluhum onların yolu olmadı. Lev ahastehum alsam bile silmen alsam bile yolu olmadı. Lel katil. Yani farz et ki onlar senin eline selametle geçseydiler, gene sen de öldürecektin. Çünkü mürted olmuş, dinden çıkmış adamlar. Ne yapacaktın sen? Yani senin eline sağ selamet geçseydi ne yapacaktın? Gene öldürecektin. Hazreti Ömer diyor ki sağ selamet elime geçmeleri, o şekilde ordunun içinde ölmelerinden daha iyiydi bana. Sağ selim benim elime geçseydiler. Fakat Hazreti Enes, Hazreti Ömer'in ne yapacağını düşündü, taşındı, düşündü ki Hazreti Ömer'in eline geçse o da öldürecek. Senin eline geçseydi sen de öldürecektin dedi. قَوْمُنْ اِرْتَدُّ عَنَ الْاِسْلَامِ Bu bir cemaattir ki bunlar İslamiyet'ten irtidad ettiler. وَلَاحِقُوا بِالْمُشْرِك۪ينَ Müşriklere lahik oldular. Ne yapacaktın ya emir el-mümini? فَقَالَ Hazreti Ömer dedi ki لَوْ اَخَسْتُهُمْ سِلْمَنْ Ben onları salim
almış olsaydım le arastu aleyhim, ben onlara arz ederdim. Neyi? El babellezi haracu minhu, çıktıkları kapıyı, hangi kapıdan çıktıklarsa ben onu arz ederdim. Yani çıktıkları kapı hangisi? İslamiyet'ten. İslamiyet'in nesini beğenmediniz de buradan çıktınız? Onu sorardım. Hani mesela şu hükmünü, şu hükmünü beğenmedik de çıktık diyecekler onlar. Ben evvela o kapıyı onlara beyan ederdim. Onun hikmetini yani. Onlar İslamiyet'te neyi hoş görmemişlerse onu onlara izah ederdim. فَاِنْ رَجَعُوا, onlar dönerdilerse kabul eder, İslamiyet'e rücu ederlerse ederdiler. Müslüman olurdular. وَاِلَّا, yok kabul etmediler, kendi inatlarında devam ettiler. اِسْتَوْدَعَتُهُمُ السِّجْنَا, onları hapse emanet bırakırdı. Hapiste bir müddet kalsınlar, belki hapiste akılları başlarına gelir dedi. İşte Hazreti Ömer'in fikri de bu. Hazreti Ömer demek ki hemen irtidat eden adamı öldürmeyi hoş görmedi. Ya en evvela onların bir müşkili nedir? Müşkilini sor, onu izah et. Kani olmazlarsa ondan sonra hapset. Bir müddet de hapiste kalsın. Hapiste de kaldılar, ıslah olmadılar, ondan sonra öldürün. Haddesena Yunus, kâle akberen ibn-i Vehbin, kâle akbereni Yunus, an ibn-i Şahabin, an Ubeydillah ibn-i Abdillah ibn-i Utbe. Kâle, ukize bil kûfeti ricali. Kûfede bir takım adamları yakaladılar ki, yufşûne ifşa ederdiler, hadise Müseylemetel Kezzab. Müseylemetül Kezzab'ın hadisi, hani peygamberlik dava etti ya, Hazreti Ömer'in zamanında da o cemaatten gene bekiye kalmış. Yani bu peygamber idi de Müslümanlar zulmettiler, adamı öldüler, öldürdüler, yoksa bu hakiki peygamber idi diye ifşa eden bir cemaat çıktı, bir zümre. Fitne, İslamiyet'e fitne sokmaya başladılar. فَكَتَبَ ف۪يهِمْ فَكُتِبَ ف۪يهِمْ, onlar hakkında yazıldı. اُلَا Osman ibn Affan. Demek Hazreti Ömer'in zamanı değilmiş, Hazreti Osman'ın zamanı. Hazreti Osman'a yazılmış ki burada bir takım cemaat var, Müseylemetül Kezzab'ın peygamberliğine gayet. Ve bunu ifşa ediyorlar. Fekedebe Osman, Hazreti Osman Kufe emirine yazdı ki Ene arid aleyhim dinel hak, onları getir, dini hakkı arz et. Ve şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah, Allah birdir ve Hazreti Muhammed de onun peygamberidir. Bunu şehadet etmelerini onlardan iste. فَمَنْ قَبِلَهَا, her kim bunu kabul ederse وَتَبَرَّا مِنْ مُسَيْلَمَةَ, Müseylemeden de ben beriyim derse فَلَا تَقْتُلْهُ, onu öldürme. وَمَنْ لَزِمَ دِينَ مُسَيْلَمَ, her kim hayır ben Müseylemenin dininden ayrılmam, hak peygamberdir derse فَقْتُلْهُ, onu öldür. O köfenin emiri de o cemaati getirdiler. فَقَبِلَهَا رِجَالٌ مِنْهُمْ, o cemaatten bir kısmı kabul etti. Fetüriku, onlar öldürülmediler. Ve lezime dine Müseyleme, Müseylemenin dinine mülazemet etti. Ricalın bir takımları da hayır. Onlar dediler ki onlar Müseylemenin dinindeymişler. Terk etmezler Müseylemenin dinini. Fekutilu, onlar da katolundular. Allah Allah. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle haddesena Yakub ibn-i Abdirrahman-i Zuhri, an ebihi an ceddihi, قال لما افتتح سعد وابو موسى تستر سعد بن ابي وقاص وابو موسى العشري تستر كيف فتتلر ارسل ابو موسى رسولا الى عمر ابو موسى العشري حضرت عمر بن الچي gönderdi فذكر حديثا طويلا uzun bir hadis zikredildi قال وحديث dedi ki ثم اقبل عمر على الرسول حضرت عمر o elçiye yüzünü döndü فقال dedi ki هل كانت عندك معربة خبر؟ هل كانت عندكم sizin عندنizde oldu mu معربة خبر, bir haberin beyanı, معربة bir haberin beyanı, yani acayip böyle bana mühim olan bir haber var mı? Diğer bir nüshada معربة خبر, معربة خبر yani uzak yerden gelmiş bir haber var mı? Yeni bir haber var mı? Biz de derler, yeni ne haber var? İşte Araplar da me'arebetu haberdir. Ama burada me'arebe de diyor. Me'arebe olursa
yani haberin izahı, izah edilecek bir haber var. Ve innen olursa narebetu haberin, taze bir haber var. Kâle na'am ya emirel mü'minîn, dedi ki var, böyle yeni haberimiz var. اَخَذْنَا رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ, Arap'tan bir adamı aldık. كَفَرَ بَعْدِ اِسْلَامِهِ, Müslüman olduktan sonra kafir olmuştu, bunu yakaladı. فَقَالِ عُمَرْ فَمَا سَنَعْتُمْ بِهِ, ona ne yaptınız? قَالَ قَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُوكَهُ, biz onun boynunu kestik, yakaladık, boynunu kestik. فَقَالِ عُمَرْ, Hazreti Ömer dedi ki اَفَلَا اَدْخَلْتُمُوهُ بَيْتًا, siz onu bir beyte idhal etseydiniz. ثُمَّ تَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ, sonra onun kapısını, penceresini çamurla iyice kapatsaydınız, yani kaçmasın diye. ثُمَّ رَمَيْتُمْ اِلَيْهِ بِرَغِيفٍ, ona bir etmek atsaydınız. ثَلَاسَةَ اَيَّامٍ, üç gün. لَعَلَّهُ اَنْ يَتُوبَ, umulur ki adam tevbe ederdi. اَوْ يُرَاجَعَ اَمْرَ اللّٰهِ, yahut Allah'ın emrine müracaat ederdi. Yani böyle yapsaydınız olmaz mıydı? Allahümme, ondan sonra Hazreti Ömer diyor ki ya Rabbi, inni lem amr, ben bunu emretmedim, bu adamı öldürün diye emretmedim. Ve lem eşhed, ben hazır olmadım. Orada o, benim yanımda da olmadı bu. Ve lem arda iz belagani, bana tebliğ etseydiler onun öldürülmesine de razı olmazdım. Yani Hazreti Ömer illa tebliğ edin sonra öldürün, tebliğ etmezden öldürmeyin. Bak onunla bir adamı öldürdüler diye Hazreti Ömer Allah'a sığındı ki yarın Cenab-ı Hak sorarsa ya Rabbi ben bundan mesul değilim. Allah niye? Allah. Bunlar benim orada değildim. Haberi bana gelmedi. Eğer benden sormuş olsaydılar ben izin vermezdim. En evvela onu bir yere hapsedeydiler. Üç gün. Bir ölmeyecek kadar ona yemek vereydiler. Olur ki adam tövbe ederdi. Müslüman olurdu. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه عن جده أنه قال قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى ثم ذكر نحوه أين بحد الشريف باشك بالرواية لكتبه فهذا سعد وأبو موسى رضي الله عنهما اشتى سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما لم يستتيباه kafiri tuttular ve onu tevbeye çağırmadılar. Hemen tevbe eder misin, etmez misin sual cevap yapmadan boynunu vurdular. İki sahabe, biri Sa'd ibn Ebi Vakkas, biri Ebu Musa el-Eş'ari. Ve ahabbe Ömer'e yüstetab. Halbuki Hazreti Ömer onun tevbe edilmesini sevdi. Keşke ben elime geçseydi ben ona mühlet verirdim, belki tevbe ederdim. Şimdi bak ashab arasında ihtilaf oldu. O iki zat tevbeye lüzum görmediler. Hazreti Ömer tevbeye lüzum gördü. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hâdâ Sa'dun ve Ebu Musa radıyallahu anhuma lem yestetibâhu ve hatta Ömer en yüstetâb. Mürted. Ne'ûzu billah. Aliyaz billah, dini İslam'dan irtidad ederse o tevbeye çağrılır mı, çağrılmaz mı? Ashab-ı kiramdan muhtelif rivayetler var. Onları beyan etti ki Ebu Musa el-Eş'ari ve Sa'd ibn Ebi Vakkas mürtedi hemen öldürdüler. Tevbe diye teklif eylemediler. Fakat Hazreti Ömer de dedi ki ben bana sevgili olan onu bir yere hapsetmedi. Bir kursuna ekmek vermedi. Üç gün kadar orada kalmadı. Belki döner. Nadim olur, pişman olur. Dönmesi o vakitte öldürülür. Yani mürtedi tevbeye çağırmak daha güzeldir dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Fakat yehtemülen yekûne zâlik. Peki Hazreti Ömer tevbeye çağrılmasını arzu etti. Sa'd ve Ebu Musa bunlar ne için Hazreti Ömer'e muhalefet ettiler? Hazreti Ömer emirül müminin. Gerek ki soraydılar ona. Ne suretle muamele yapalım diye ondan sorup cevap alıp ondan sonra hareket edildiler. Diyor ki fakat yehtemilü mühtemil olurken yekune zalik. Bu oldu. Hazreti Ömer radıyallahu teala tevbeyi sevmesi oldu. Lennehu kâne yerücü lehu tevbe.
Hazreti Ömer o mürtedin tevbe etmesini ümit ediyordu da onun için bu bana daha sevgili oldu. وَلَمْ يُوْتِبْ عَلَيْهِمْ Fakat Sa'd ve bu Musa üzerine ve bu cemaate de vacip kılmadı aleyhim onlar üzerine. بِقَتْلِهِمْ شَيْئًا bir şeyi فِقَتْلِهِمْ onların katliyle onları öldürün diye vacip kılmadı şeyen hiçbir şey. Yani onlara da hemen mürtedi tuttunuz mu hemen öldürünüz diye öldürünüz diye bir emir verdiği yok. Peki onların hemen tutup öldürdüklerinden mesuliyetleri yok mu? Yok diyor. لَاَنَّهُمْ onlar فَعَلُوا işlediler ma bir şeyi ki lehum kendileri için caizdir en yarahu onu görmek. فَيَفْعَلُوا onu işleyeler. Kendilerini işin şekli nasıl, nasıl yapılması icap ederse, nasıl muvafık görürlerse onu işlemek selahiyeti var idi onlarda. وَاِنْ خَالَفَ رَيَ اِمَامِهِمْ kendi imamlarının reyine muhalif olsa bile onlarda da o selahiyet var ediyor. Yani demek istiyor ki bunlar hemen mürtedi öldürdüler. Halbuki Hazreti Ömer vakitte emirül müminin sözü önde bitiyor. Gerek ki ona danışaydılar. Diyor ki hayır. Onlara da o selahiyet verilmiş ki siz kendi fikrinizi istimal ediniz. Ne suretle hareket eder, iştihad ederseniz o suretle işleri yapın, becerin. Onlar da onun için danışmadan mürtedleri öldürdüler. حدثنا سهل قال حدثنا أبو غسان حاب حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن بهدلة قال حدثنا أبو وائل قال حدثني ابن مغير السعدي قال خرجت أطلب فرسا لي ابن مغير diyor ki ben çıktım في السحر سحر vaktinde benim bir atım gelmemişti onu aramaya çıktım seher vakti فَمَرَرْتُ عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَ Beni Hanife'nin mescitlerinden bir mescide uğradım. Beni Hanife, Müşeylemetül Kezzab'ın cemaati, kabilenin ismi Beni Hanife'dir. İşte onlar Yemame Harbi'ni onlar yaptılar ki 40 bin kişiydiler silahlı. Ve harpte de meşhurdur. Araplar arasında Beni Hanife kadar kuvvetli, şecaatli adamlar pek nadir olur. Beni Hanife'nin mescitlerinden bir mescide uğradım. فَسَمِعْتُهُمْ Onları işittim, baktım konuşuyorlar. Evet, işittim, يَشْهَدُونَ Şehadet ediyorlar ki, اَنَّ مُسَيْلَمَةَ رَسُولُ اللّٰهِ Mescitte konuşuyorlar ki, Müseyleme peygamberdir diyorlar. Bunu işittim diyor. قَالَ فَرَجَعْتُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسُولِ Abdullah bin Mesud'a geldim, söyledim. Bu arada emirmiş Abdullah bin Mesud köfede. فَزَكَرْتُ لَهُ اَمْرَهُمْ Ben onların emrini ona haber verdim ki bunlar Müseylemetül Kezzab'ın peygamber olduğuna kaidler. Feba'ate şurat askerleri gönderdi feahazuhum onları yakaladı getirdiler. Feci'e bihim ileyhi Abdullah bin Mesud'a onları getirdiler. Fetabu ve raca'u onlar da tevbe ettiler ve rücu ettiler emma qalu dediklerinden. Ve qalu dediler ki la ne'udu biz tekrar Müseylime'nin peygamber olduğuna evdet etmeyiz. Yani o kavli kabul etmeyiz. Hakiki Müslüman olduk dediler. فَخَدْلَا سَب۪يلَهُمْ Abdullah bin Mesud onların sebilini tahliye etti. Yani bıraktı. E şimdi bundan ne anlaşılıyor? Abdullah bin Mesud onları tevbeye davet etti mi etmedi mi? Etti yani. Bu da Hazreti Ömer'in mezhebine muvafık oldu. Demek ki mürtedi hemen vurmamalı. Onlara bir hakikati beyan etmeli. Dönerse bir Müslüman kazandı. Niçin öldürüyorsun? Dönmesi vakitte öldü. Lakin diyor burada وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ O cemaatten birisini ileri getirdi. يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ النَّوَّاحَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ النَّوَّاحَ denilir. O adamın ismi buydu. فَضَرَبَ عُنُكَهُ Onun boyunu vurdu. Ötekiler tevbe etti, döndüler. Onları kabul etti, bıraktı. Abdullah ibn-i Nevaha'yı ne Müslüman ol dedi, ne de teklif etti. Hemen onun da boynunu vurdu. Teklif etmeden. فَقَالَ النَّاسِ Nas cemaat dediler ki, اَخَسْتَ قَوْمًا فِي اَمْرٍ وَاحِدٍ Bir emir, bir işte, bir emirde müşterek olan adamların hepsini birden yakaladın. O da neydi iş? Müseylemetül Kezzab'ın peygamberliğine kaildi bunlar. Hepsinin suçu bu. Bunları hepsini birden yakaladın.
فَخَلَّيْتَ سَب۪يلَ بَعْضِهِمْ فَقَتَلْتَ بَعْضَهُمْ Bâsini bıraktın, Bâsini de öldürdün. Ya hepsini bırakacaktı, hepsini öldürecekti. Bu hüküm nasıl oldu? Abdullah bin Mesud'a sordular. Sen niye böyle yaptın? فَقَالَ Abdullah bin Mesud buyurdular ki كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَالِسًا Ben Peygamber Efendimiz'in yanında oturuyor idim. فَجَاءَ اِبْنُ النَّوَّاحَ وَرَجُلٌ مَعَهُ يُقَالُ لَهُ حَجَرُ بْنُ وَسَّادِ İki adam geldiler. Birisi bu Abdullah ibn-i Nevvaha, bir de bir adam onunla beraber geldi ki ona Hacer-i ibn-i Sevval Vessal derdiler. İki adam geldiler. Ne olarak geldiler? وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلَمَ Müseyleme-tü Kezzab'ın indinden elçi olarak geldiler. Müseyleme-tü Kezzab elçi olarak onları göndermiş ki gidin Hazreti Muhammed'e söyleyin. Cenab-ı Hak bu dünyayı iki peygambere verdi. Yarısını ona verdi, yarısını da bana verdi. O peygamberlik ortaktır. Bu dünyada ortaktır. Bunu kabul etsin. Yalnız onların bir bize daha bizden bir kat daha üstünlükleri var. Yani Kureyş olduklarından dolayı bu dünyayı ikimize verdi ama fakat gene biz onların emrini de dinleriz. Oradan da yani bir intimas ülkesi koyuyor ki Peygamber Efendimiz'in hoşuna gider de o ki benim emrimi dinliyor, ben de bunun peygamberliğini tesdik edeyim. O kabilde geldi onu söylediler. فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz o gelen iki kişi Abdullah ibn Nevvaha birisi Hacer ibn Vettar onlara dedi ki اَتَشْهَدَانِ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ benim Resulullah olduğuma siz şehadet eder misiniz? Sordu onlara. Fakala onlar dediler ki eteşhedü entenne Müseylemete Resulullah sen Müseyleme'nin peygamber olduğunu tesdik eder misin? Yani biz seni tesdik edeceğiz ama sen eğer Müseyleme'nin peygamber olduğunu tesdik edersen biz sana de Resulullah diyeceğiz. İki Resul olacak. Birisi sen, birisi o. Yok onu kabul etmezsense biz kabul etmeyeceğiz. O mana çıkıyor orada. Fakale lehuma Peygamber Efendimiz onlara dedi ki Âmentü billahi ve bi rasûlihi. Ben Allah'a ve Allah'ın gönderdiği elçiye iman ettim. Lev kuntu katilen veften. Gelen elçileri öldürmek olsaydı, öldürseydim lekateltükümâ. İkinizi de öldürürdüm. Gelen elçiye, yani elçiye zeval yok derler. Yoksa siz benim Resulullah olduğumu tesdik etmiyorsunuz. Mürted oldunuz, sizin ikinizi de öldürürdüm. Evet. Lekateltükümâ, evet. Felizalik Abdullah bin Mesud diyor ki bunun için ben de orada oturuyordum. Bu hadise benim gözümün önünde cereyan etti. Felizalik bunun için kateltu haza. Bu Abdullah bin Nevahi'yi onun için öldürdüm. Ta bir Resulullah Efendimiz'in zamanında mürted demiş. Sonra Resulullah Efendimiz onu teklif etti. Döndü, dönmedi adam. Ha, dönmedi ki sabit olunca onun için ben bunu öldürdüm. Bir de iki yüzlüymüş Abdullah bin Nevahi. Bir Müslüman olur, zor geldi mi döndüm dermiş. Tekrar gene mürted olurmuş. Tekrar gene dönermiş. Ha, bu oyun yapıyor Müslümanlara. Abdullah bin Mesud bunun için onu öldürmüş. Fahad Abdullah bin Mesud radıyallahu teala işte Abdullah bin Mesud قَدْ قَتَلَ اِبْنَ النَّوَّاحِ اِبْنَ النَّوَّاحَيِ öldürdü. وَلَمْ يَقْبَلْ تَوْبَتَهُ tevbesini de kabul etmedi. İz alime, Abdullah bin Mesud bildi ki ennehâ kezâ hulukuhu, bunun ahlakı böyledir. Yuzhiru tevbete, tevbeyi ishar eder, izâ zufire bihi, yakalandı mı? Yakalandı mı, tevbeyi ishar eder. Sümme yahudu, sonra döner, ilâ mâ kâne aleyhi, eski akidesine döner, izâ hulliye. Tahliye edildiği vakitte, serbest bırakıldı mı, gene eski akidesine döner. Adeti buymuş, onun için Abdullah bin Mesud bunu öldürmüş. Fakat şimdi burada teaccüb olunacak bir şey var. Abdullah ibn Mes'ud'dan bu rivayeti İmam-ı Tahavi hangi senetle zikrediyor? İki senetle. İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Fahd'un kâle haddesena Ebu Gassan. Fahd'den rivayet eylemiş, Fahd'de Ebu Gassan'dan. Bir. İkincisi gene İmam-ı Tahavi Süleyman ibn Şuayb'den rivayet ediyor. Sonra Ebu Gassan ile Süleyman ibn Şuayb ikisi de Ali ibn Ma'bed'den o da Ebu Bekir ibn-i Ayyaş'tan, o da Asim ibn-i Behdele'den, o da Ebu Vail'den, o da İbn-i Mugayyir-i Sa'di'den rivayet ediyor. İbn-i Mugayyir-i Sa'di de aynen
vakayı görüp Abdullah bin Mesud'a haber veren ve onların birisinin katledilmesine, ötekilerin de tevbe etmesine vasıta olan adam. İbn-i Hacer-i Eskalani El-İsabe'de baktım. Abdullah bin Nevvahan'ın tecrübe-i halinde ne yazmış? Bunun sahab olduğunu inkar ediyor. Evet. Sahab olduğunu inkar ederse bu vakanın aslı yok. Abdullah bin Mesud'la hiç. Abdullah bin Mesud Resulullah'a vahid olarak geldiler. Ondan sonra da böyle böyle oldu. Hiç olmamış bu. Çünkü o vakitte münafık olsa bile Resulullah'ı gördü, iman etti mi? Bu sahabe oldu ama sonradan irtidat etti. Başka. Yani vekayı aslında inkar ediyor. Veka hiç yok. Artık onu bilemedim. İmam-ı Tahavi İbn-i Hacer Eskalani'den evvel. Sonra ravisi var. İki senette bunu rivayet ediyor. Fakat isabede hiç bundan hiç bahsetmiyor. Ne bu meselede ne hiçbir şeyde. İşte bazı şeyler, usullerin yanında o Resulullah'ı görüp bir de iman üzere örnek var. Hayır, o başka. O başka. Asıl vekayı, asıl yani Resulullah ile böyle vefat gelmiş Müseylime ile beraber bunu şey diyor. O hiç yok. Halbuki onu zikretmesi mesela lazım. Yani bu vekayı hiç olmamış. Yalnız Abdullah ibn-i Nevaha irtidat ettiğinden dolayı vakitte öldürülmüş. O kadar. Halbuki Abdullah ibn-i Mesud'dan gelen rivayet iman etmiş. Sonradan irtidat etmiş. Sonra gene Müslüman olmuş. Gene irtidat etmiş. Artık onu bilemedim. İbn-i Hacer-i Eskalani İmam-ı Tahavi'nin bu sözünü nezeriye itibare mi almadı yoksa görmedi mi? Görmedi. Çünkü ya İbn-i Hacer Eskalani müteahhir. Evet. İmam-ı Tahavi mütekaddim. Halbuki bunun kitabında bu olduğundan sonra senet sahih. Senedi sahihle gelen bir rivayeti kabul etmesi lazımdı. Ya kitabı görmedi ya itimat etmedi. Yok, yok kitap az. Evet. Buyurun. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا صالح بن عمر قال أخبرنا مفرد عن أبي الجهم عن البراء أن عليا بعثه إلى أهل النهروات. أبي الجهم diyor ki براء بن عازب Hazreti Ali براء بن عازب'i göndermiş Nehrevan halkı üzerine. فدعاهم ثلاثا diyor ki gittik 3 gün biz onları İslamiyet'e davet ettik. 3 günden sonra harbe başladı. حدثنا فهد أهل نهروان نهروان hangisi نهروان وكسر خارجيlerle olan her نهروان'da oldu ya Hazreti Ali'ye kuruç ettiler onlar Hazreti Ali harp etti onlar mürted saydılar 3 gün gene onlar İslamiyet'e davet ettiler yani mürteddi İslamiyet'e davet etmek Hazreti Ali'nin de meseliymiş. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال عن عمر بن قيس المعبري عن زيد بن وهب قال أقبل علي Hazreti Ali ikbar etti geldi hatta nezele bi ziqar ziqar denilen yere askeriyle beraber kondi ve ersele Abdullah ibn Abbas ila ahlil Kufa. Abdullah ibn Abbas dedi ki git Kufelileri çağır Hazreti Ayşe ile olan hep Cemel vakası Hazreti Ayşe, Hazreti Talha, Zübeyr onlar Basra'ya gittiler. Hazreti Ali de ordusuyla geldi. Sikar denilen yerde orduya iledi. Köfe'ye gönderdi ki gelin bana yardım edin. Abdullah ibn Abbas'ı Köfe'ye gönderdi. Ebbehu Ali. Gitti Abdullah ibn Abbas. İhtilaf çıktı. Nas arasında Hazreti Ali ile Hazreti Talha, Zübeyr arasında Hazreti Ali'ye yardım edin dedi. Ebu Musa'l Eşari razı olmadı. Halka dedi ki bu bir fitnedir. Ashab birbirine girdiler. Müslüman Müslümanı öldürecekler. Bir taraf kalın dedi. Onun üzerine halka bu Musa'l Eşari'yi dinlediler. Çıkmadılar. Gitmediler. Sonra sümme de'ahum Ammar fekharecu. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Ammar'ın oğlu Hasan'ı gönderdi. Hasan'ı minberin yukarısına çıkardı. Ammar aşağıda durdu. Hazreti Hasan konuştu. Sonra Hazreti Ammar da konuştu. Hazreti Ammar'ın konuşması tesir etti cemaat. Ondan sonra Hazreti Ali'ye yardıma çıktılar. Evet. Şimdi esas diyor ki Kale Zeyd. Zeyd ibn Vehb diyor ki Fekuntu fîmen harece me'hu. İşte Ammar'ın sözü üzerine Ammar ile beraber Kufe'den Hazreti Ali'ye yardım için giden ordunun içinde ben de vardım. Kale
Zeyd ibn-i Vehb diyor ki فَكَفْفَ عَنْ تَلْحَةَ وَزُبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمْ Hemen harbe başlamadı. Talha ve Zübeyir de harbe başlamadı. وَدَعَاهُمْ Onları bi'ate davet etti. Hatta بَدَوُوا Hatta onlar harbe başladı. فَقَاتِلَهُمْ Ondan sonra da kıtal etti. Fakat bunu mübarek buraya getirmiş ki bu mürtet meselesi değil. Burada irtidat yok. Ashab arasında içtihadi bir hata var. Bizim meselemiz irtidatta. Bunlar irtidat değil, iki taraf hakkı arıyor. Hazreti Ayşe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ali'ye diyorlar ki Hazreti Osman'ın katilleri senin tarafında. O katilleri sen himaye ediyorsun. Bunları himaye ettiğinden dolayı biz sana biat etmiyoruz. Senin halife olduğun, emirül mümin olduğunu da kabul etmiyoruz. Çünkü sen katiller muhafaza ediyorsun. Katiller temizlensin, biz biat edelim. Yoksa etmiyoruz. Yok, katiller de 3000 kişi. Hazreti Ali'nin ordusunda Hazreti Ali'ye de hakim onlar. Hazreti Ali'yi de icbar ettiler. Biat etmezseniz Osman'ı öldürdüğünüz gibi seni de öldürürken de en çöpe atarız. Dediler. Tehdit ettiler. Hazreti Ali'nin iştahide diyor ki Hazreti Osman'ı öldüren adamlar, onu katleden adamlar zaten o hadisede öldüler. Kimden kısas istiyorsunuz? Katilden. Katil ölmüş. Sonra dava, davacı var mı? Belki onu vereseleri biz vazgeçtik der. Hayır, fitneciler var. 3000 kişi biz hepsinin kısasını isteriz dediler. Hazreti Ali dedi ki katilden başkası kısas edilmez. Yardımcılar bil fiil kılıcı alıp vurmadıktan sonra kısas edilmez onlar. Onlar da dediler ki hayır edilir. Bir adamı öldürüyorlar. 5-10 adam etrafını kesmiş, bir adama da kılıç vermişler ki bunu öldür. O da tabi ötekiler etrafı kesmiş adam kaçamıyor. O bir adam da kılıcıyla öldürdü. Bunların hepsi mi kısas edilecek yoksa yalnız kılıcı vuran mı? Hazreti Ali diyor ki yalnız kılıcı vuran mesuldür. Ötekiler diyor ki hayır onların hepsi mesuldur. Şimdi içtihat buradan ayrıldı. İçtihat ayrılığından dolayı sen haklısın biz haklıyız, sen haklısın biz haklıyız derken harbe başlanıldı. Harbe başlanması da münafıkların eliyle oldu. Yani bizzat Hazreti Ali, Talha ve Hazreti Zübeyir harbe başlamadı. Çünkü Hazreti Ali onlarla bir gün evvel görüştüler, anlaştılar. Dedi ki sizin davanız katiller değil mi? Yarın bu katillerin bir kısmı sizin orduya geçmiş, bir kısmı bizim orduya. Siz sizin ordudan çıkarın, biz de bizim ordudan çıkaralım. Ortada kalsın da iki taraf bunları temizlesin. Fitne de hallolsun. İttifak ettiler. Bunlar dediler ki ya geceliğin iş tehlikeli. Yarın bunlar bizi öldürecekler. Biz Osman'ı öldürmekle iftihar ederiz. Şimdi bunlar bizi öldürecek. Ne yapalım? Biz geceden harbi tutuşturalım. Siz o taraftan bizi atın, biz de bu taraftan. Avam nasıl anlamaz zaten. Hep başladı diye birbirine girerler. Kasıtlı. İbn-i Sebe'in cemaati işte münafıklar. Daha hemen seher vakti olur olmaz iki taraftan oklar birbirine atılmaya başladı. Babam de babam atılıyor Hazreti Ali. Aman durun, aman durun. Geldi dediler ki ya emir-el müminin Ayşe vaat etti, vaatine hulf etti. Onun adamları bizi yaraladı. Hep yaralı, paralı, pereli oldu. Hazreti Ayşe'ye gitti dediler ki Ali sözüne hulf etti. Akşamdan böyle böyle dedi. Şimdi onun adamları atıyor, bizi vuruyorlar. İkisinin de haberi yok. Arada o fitneciler iki taraf durmadan ok atılıyor. Ha babam de babam bu sefer. Hazreti Ali kızdı. Ayşe niye söz verdi de sözünden döndü? Hazreti Ayşe de kızdı. Ali söz verdi de niye sözünden durdu? İki taraf bu sefer öyleyse harbi başlayın. Harp başladı. Yani harbi münafıklar tutuşturdular. Şimdi bunun şeyle hiç alakası yok. Mürtetle alakası yok ki. Burada Hazreti Ali irtidat ettiniz de gelin imana gelin diye deva yok. Hazreti Ali diyor ki Müslümanlara bir emir lazım. Beni emir seçtiler. Gelin itaat edin. Siz de gelin bana itaat edin. Ondan sonra bu davaya kan davasına başlayalım. Onlar dediler ki hayır bunlar senin ordunda olduğu müddetçe biz biat etmiyoruz. En azından bunlar temizlenecek. Hazreti Osman emirül müminin idi ve hak idi. Zulmen öldürüldü. Bunun kanının davasını almak bütün Müslümanlara, cemaate farz. Böyle bir şahıs işi değil. Onun oğulları kalkıp da dava edecek. Oğlu kotusundan dava edebilir mi? Babası bir hafta çöplükte kalan bir adam kalkıp da benim babamın kanını dava edip sorabilir mi? Cemaat soramıyor. Onu da derhal öldürür, onu yanında korlar. O fitne zamanında sen davayı soruyorsun. Hazreti Ali de diyor ki öyle olmaz. Biat edin.
hem niyet olsun, sükunet bulsun. Ondan sonra davaya ben bakayım. Ama şimdi siz isyan ettiniz. Beni fitneye, harbe sürüklüyorsunuz. Öte tarafta Muaviye Şam'da, o da biat etmedi. Gelin evvela bir sükuneti kararlaştıralım. Hayır dediler. İşte hep bunun üzerine oldu. Mukadder neyse yerini bulacağız. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a birisi itiraz etti. Dedi ki sen durup dururken bu harbi meydana getirdin. Niçin sebep oldu? Dedi ki senin baban, senin ananı niçin aldı başka bir kadın almadı de. Onu niye gitti aldı? Dedi ki mukadder. Dedi, bu da mukadder dedi. Allah Allah. O da mukadder dedi. Mukadder oldu mi? Hazreti Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak bildirmişti. Bu harp olacak. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'nin arasında harp olacak. Hazreti Talha ile Hazreti Ali, yani bir gün ikisi beraber baktı ki gidiyorlar. Dedi ki Zübeyir, Hazreti Zübeyir, sen Ali'yi sever misin? Severim ya Resulullah. Bir gün gelecek ki sen ona zulmedeceksin. İhtilaf edeceksiniz. Aranızda ihtilaf olacak ve anta zalim. Biliyor bunlar ama ne yapsın? Mukadderat-ı Resulullah Efendimiz def edebilir mi? Edemez. Allah'ın elinde. Bu mukadder olacak. Peki o vakitte öyleyse sen Ali'ye muhalefet edeceksen, öyleyse şimdi seni vuralım, öldürelim mi? O da Müslüman, o da Müslüman. Öldürülmez. Hatta irtidat edecek adamları da bildi. Şu adam tayin etmezdi. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki, üç adam Mescid-i Saadet'te oturuyorduk. Resulullah Efendimiz geldi, başımızın ucunda durdu. Dedi, sizden biriniz irtidat edecek. Biliyor Resulullah Efendimiz'e, bunlardan birisi filan kes ama onu sen demiyor. Tabi herkes, hiç kimse üzerine almadı. Acaba üçümüzden hangimiz, yani eynen değil. Yalnız Hazreti Ebu Hureyre diyor ki ben korkardım. Evet. Resulullah Efendimiz'in sözü çıkar, acaba irtidat eden ben mi olurum? Korkardım diyor. Bir de işittik ki o üç adamdan birisi Behreyn'e gitmiş, Behreyn'de irtidat etmiş. Onu duyduktan sonra elhamdülillah bana gelmedi deyip korktum yani. Ben irtidat meselesi yok. Yani Resulullah Efendimiz'in hakim olduğuna işaret ki, bildiği halde hemen eybini yüzüne vurmaz ve onu nas arasında ifşa etmez. İhtilaflar olacak. Hazreti Ayşe, Hazreti Ali'ye demiş ki, bir gün sen Ayşe'ye hakim olduğun vakitte ona rıfk ile muamele et. Harp olacağını biliyor. Ve Hazreti Ayşe'yi herkesten fazla severdi. Hazreti Ali'yi de herkesten fazla severdi. İki sevdiği birbirleriyle harp etti. Dinden mi çıktılar? Yok. Gene içtihad ettiler. Herkes hak uğrunda dava ediyor. Bu irtidat meselesiyle alakası yok yani. Bunu buraya getirmesin hiç lüzum yoktu. İmam Tahavi'nin rahmetullahi. Bizim meselemiz mürtet hakkında. Fakat bunun yalnız şu cihetle bir alakası var ki, mürtet olduğu gibi bir hak olan imama muhalif olan bir cemaat olur ise, adaletle hükmeden bir imama kılıç çekip çıkarlarsa, onlara da bu mürtetler gibi aynı muamele yapmak lazım mı değil mi? Ha, o cihetten onlara da aynı muamele yapmak lazım. Evvela İslamiyet'e çağırmak lazım. İslamiyet'te değil, onlar zaten Müslüman da. İttifaka, ittihada. Gelin ittihada girin, vazgeçin bundan. Çağıracaksan, kabul etmezlerse o vakitte harp edeceksin. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن جابر عن الشعبي أن رجلا كان نصرانيا فأسلم. Bir adam Hristiyan idi, Müslüman oldu. ثم تنصر. Sonra tekrar Nasrani oldu. فأتي به علي رضي الله عنه. Bu adamı yakaladı, Hazreti Ali'ye getirdiler. فقال Hazreti Ali dedi ki: ما حملك على ما صنعت. Bu işlediğin işe seni ne hamletti? Yani niçin Müslüman oldun, tekrar Hristiyan oldun? Kale dedi ki, وَجَدْتُ دِينَهُمْ Hristiyanların dinini buldum. خَيْرًا مِنْ دِينِكُمْ Sizin dininizden daha hayırlı buldum. Sebep oymuş. Böyle kendim hakeme yürütmüş de bakmış ki Hristiyanlık İslamiyet'ten daha iyiymiş. Evvela Hristiyanmış, zaten biliyormuş. Müslüman olmuş, Müslüman olduktan sonra Müslümanlığı beğenmemiş. Gene Hristiyanlığa dönmüş. فَقَالَ لَهُ هَزَّتَ عَلِي Ona dedi ki, مَا تَقُولُ فِي عِيْسَى İsa hakkında ne dersin, itikadın nedir? قَالَ هُوَ رَبِّ İsa benim Rabbimdir, dedi. اَوْ هُوَ رَبُّ عَلِيِّ
yahut da Ali'nin Rabbi dedi. Yahut da ev huve Rabbün aleyye. Bu da olabilir. Benim Rabbimdir yahut benim üzerime bir Rabb'dir dedi. Fekal Hazreti Ali o vakitte dedi ki uktuluhu, bunu öldürün. Niye adam dönmüyor? Etikadında sebat etti. Fekatelehun nas. Nas da onu öldürdü. Şimdi burada da yine bak adam yani böyle konuşturdu, bir sordu yani belki dönmüştür, Müslüman olmuştur bir ihtimal var, dönmedi, ondan sonra öldürüldü. Fekal Aliyyum ba'de zalik. Hazreti Ali o adamı öldürdükten sonra buyurdular ki İn kuntu lemustetibehu İn kuntu lemustetibehu selasen. Eğer ben onu 3 defa tevbeye davet etmiş olsaydım daha iyi olurdu yani. Yani hemen derhal öldürmeseydim de 3 defa gel Müslüman ol deseydim daha iyi olurdu. Sümme kara, sonra okudu. Estağfirullah. İnnellezîne âmenû sümme keferû. Sümme âmenû sümme keferû sümme zâdû küfren. Bir böyle mana verdim. Bir de şöyle mana verilir. Hazreti Ali onu öldürdükten sonra dedi ki en, o vakit en olmaz da en küntü ben oldum lemüstetibehu onu tevbeye davet eder oldum selasen üç kere. Üç kere davet ettim de Müslüman olmadı. Üç de ben nedir? En evvela sordu sen niçin Müslüman oldun da Hristiyanlığa cevaplısı döndü. O da dedi ki Hristiyanlık dinini İslam dininden daha hayırlı buldum. Bu davet bir oldu. Ondan sonra ikincisi İsa hakkında ne dersin? Rabbimdir dedi. Üçüncüsü yok. İki defa davet etmiş olur. Ondan sonra öldürün. Öldürün emri çıktıktan sonra da gene dönmedi. Bunu da sayarsak ise üç olur. Yani bu manada verilir. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Ebu Davud'a Tayalisi'yü kâle haddesene Süleyman ibn-i Muad-ı Dabbi en Ammar ibn-i Ebi Muaviye الدهني أن أبي الطفيل أن قوما ارتدوا أبي الطفيل ده رواية ديور كبير جماعات ارتداد اتدار كانوا نصارى كان دلال خريستيان ادلال فبعث إليهم علي بن أبي طالب حضرت علي جندرد ونرى ماكل بن قيس التيمية ماكل بن قيس جندرد فقال لهم ماكل dedi ki kendi askerine İza hakektu reyesi, ben başımı kaşır isem, ne vakit gördünüz ki başımı kaşıdım, fakturul mukatile, eli kılıç tutanı öldürür. Vesbe zürriye, zürriyeti kadın, çocuk çocuğu tesir edin. Demek gidecekler, o konuşacak, işareti de o, başını kaşıyacak. Başını kaşmaya başladım, onlar hemen kılıçları kullanacaklar. Fe'ata ala taifetin minhum. Onlardan bir cemaatin üzerine geldi Kays. Mâkir ibn-i Kays. Fekâle sordu, mâ entüm? Siz hangi dindesiniz? Fekâlu kunnâ kavmen nesâra. Biz Hristiyan bir cemaat idik. Fekuyyirnâ beynel İslami ve beyne dinine. Biz İslam ile kendi dinimiz arasında muhayyer kılındık. İsterseniz Müslüman olun, isterseniz Hristiyan dininde kalın. Fekhternel İslam. Biz İslamiyet ihtiyar ettik, Müslüman olduk. ثُمَّ رَأَيْنَا Sonra İslamiyet'e girdikten sonra biz anladık ki اَنْ لَا دِينَ Hiçbir din olmadı. اَفْتَلَ مِنْ دِينِنَا Bizim kendi dinimizden eftel bir din olmadı. Hangi dinleri? اَلَّذ۪ي كُنَّ عَلَيْهِ Eskiden hangi dindeysek, yani Hristiyanlar, o dinden daha eftel bir din olmadı. فَنَحْنُ نَسَارَى Biz tekrar eski dinimize döndük, biz Nesarayız. Yani demek ki Müslüman olmuşlar, güya da anlamışlar da ters anlamak. Müslümanlık iyi din değilmiş de, eftal değilmiş de, kendi dinleri daha eftalmış. İşte bir defa kalp mühürlenmiş ne oldu gibi. Tekrar Hristiyan olduk dedi. Dediği gibi فَحَكَّ رَاسَهُ مَاكِلِ بْنِ قَيْسِ başını kasıdı. حَكَّتِ فَقُتِلَتِ الْمُقَاتَلَةُ Yani kılıç tutanlar katledildi. Ve sübiyeti zürriye, zürriyeti de esir edildi. Onları öldürdüler, ötekilerini de esir ettiler. Kale Ammar fe ehbereni Ebu Şu'be
enne aliyyen ütiye bi zararihim. Onların zürriyetlerini Hazreti Ali'ye getirdiler. Fekale dedi ki, men yeşterihim minni, satacak. Bunları kim benden alır? Fekame müstakilitetu İbn-i Hübeyre. Müstakilite bin Hübeyre. O ayağı kalktı. Eşşeybani, Şeyban kabilesinden. Feşterahum, onları satın aldı. Min Ali'in, Hazreti Ali'den. Bi mi'ati elfin. 100.000'e. 100.000 dirhem olacak. 100.000 dirhemi aldı. Fe'atahu bi 50.000. Gitti 50.000 getirdi. 100.000'e satın aldı. Yarısını getirdi. Hazreti Ali'ye verdi. Fekale Ali'yün, Hazreti Ali dedi ki, inni la akbelul mâre illa kamilen. Ben bu parayı almam, illa tamam alırım. 100.000'e satın aldın, 100.000'i getir. Dedi. Fedefenel mâle fî dârihi. Bu müstakilde getirdi bu 50.000'i. Hazreti Ali almadığı gibi götürdü. Kendi evinde gizledi. Ve a'tekahum. Ondan sonra dedi ki, ben bunları azat ettim. Bunları azat ettim ama kendi selahiyetinde değil. Hani almış ya, borçlu yalnız. 100.000 borçlu, satın al, bir vakileye de bak. Şimdi Hazreti Ali'den aldı bunların hepsini 100.000'e. 100.000'e aldı, getirdi, 50.000'ini verdi. Hazreti Ali almadı ki, hepsini tamam getir. Bu sefer götürdü evinde, o parayı gizledi. Ondan sonra dedi ki, bunlar esir değil mi? Ben bu esirleri azat ettim. 50.000'i de vermedi. Ondan sonra velahike bu Muaviye. Ondan sonra kaçtı, gitti Şam'a. Muaviye'nin yanına kaçtı Hazreti Ali yakalamasın diye. Hazreti Ali'ye geldi, haber verdiler. فَنَفَذَ عَلِيٌ اِفْقَرُونَ. Hazreti Ali de madem o azat etmiştir, bunlar azat derler diye onun azatlarını tenfiz etti. Beleş beleş azat oldular. Yani o müstakilde Müslüman olduğunda bunları satın aldı ama kendisinin oldu. Azat edebilir mi, edemez mi? Eder, kendimi ki. Yalnız Beytülmal'a karşı boşluk aldı. Borcu da ödemeden kaçtı gitti işte. Boşluk aldı, o kadar. Allah-u Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem.